Yani rahim, hop, şöyle de bir yanaşalım, netleyelim. Aha, Türk İslam Devletleri Kültür ve Uygarlık. Buradan bir tane sorumuz var. soracağı yeri de söyleyeyim size. soracağı yeri de söyleyeyim size. Hatta özellikle yazmadım, tamam mı? A bu tahtadan, bak ekran görüntüsü al. Buradan bir soru gelecek. Tek sormadı şey yazıyorum. Tek sormadığı şey. Sivil mimaride şurayı sormadı imarethane ne lan imarethane ne hop yorumları kapatıyorum hemen yorumları kapatıyorum hop imarethane ne lan imarethane abem aşevi la aşevi aşevi la hepsini sordu bir tek imarethaneyi sormadı külliyeyi sordu medreseyi sordu kümbeti sordu türbeyi sordu kervansarayı hala bu sene sordu tamam darus şifa soruldu bir tek sormadığı ne kaldı İmaret hane kaldı. Evet ders bitti yayından çıkabilirsiniz abi. Bu kadar. Yani daha ne diyen ben ya daha ne diyen ya. Geçen sene bizi izleyenler biliyor. Kervansaray kervansaray diye hopladım ben. ÖSYM sor şunu diye e, kaldırdı sordu. Sırada da ne var işte bir tekne kaldı. İmaret hane kaldı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Geldim ne? Türk İslam devletlerinin devlet yönetimine. Burada neyi bileceğiz? Yavru kurtlarım, pembe panterlerim. Burada şunu bileceğiz. Bak devlet yönetimi aynen devam. Bizde değişmeyen tek şey neydi? Bizde değişmeyen tek şey devlet yönetimiydi. Doğru mu? Bitti. Bu kadar. Amma ve lakin, amma ve lakin. buraya İslami ayarlar çakıldı. Ne o İslam Artık kut anlayışı aynen devam ediyor. Bak kut anlayışı aynen devam ediyor. Amma ve lakin... <laughs> sesimiz görüntümüz iyi değil mi yavrumlar? Demin Aker'in yayında galiba bir sıkıntı oldu. Şu yorumları bir açayım. Ses görüntü iyi mi? Kutu ablam telefonunu aç bakayım bir lan şeyi. Ses görüntü iyi mi? Baba çok iyi bence. Ses görüntü iyi mi yavru kurtlar? Yorumları açayım. 12. Ses görüntü iyi mi? Utalamış, Çevir bakayım bir mi lan. Bakayım lan Ses Böyle. görüntü iyi mi? Tamam oğlum iyi işte. Canavar <laughs> gibi. Tamam. Tamammış. Hadi bakalım kapattım yorumları devam ediyorum o zaman hop. Yorum yapmayı kapattım. ha. Burayı uzatmayacağım kısa hemen bitirelim. Netflix'ten dizi izlen. Tamam. Şş, peki şşş, hadi git. Şimdi geldim ne? Devlet yönetimine İslami bir ayar çakıldı. Ne o İslami ayar? Kuvvetli kıymetli kardeşler artık yönetme hakkı Göktengri'den değil Allah Celle Celaluhu'ndan geliyor dendi. Tamam. İşte ilahi kelimetullah emri bil maruf anlayışı ön plana çıktı. Ne demek ilahi kelimetullah emri bil maruf? Allah'ın kelamını yaymak tamam. İyiliği emretmek kötülüğü yasaklamaktır bu. Burada bileceğiniz olay başka buradan bileceğiniz devlet yönetiminde kutun Kut bir istisnası var memlüklüler bunu da biliyoruz tamam ünvanlar ünvanlar ünvanlarda yeni şeyler çıktı sultan işte padişah bilmem hünkâr Anadolu Selçuklu'da Gıyasettin Rüknettin Alaaddin İzzettin Oğlumnettin İran etkisi bunlar çıktı kullanılan semboller aynı bak kullanılan semboller aynı fazladan birkaç bir şey çıktı artık senin adına ne okutulur? artık senin adına hutbe okutulur. Tamam İslami bir olgu. Arkasından hutbeyle beraber halife sana hilat gönderir. Hilat. Tamam halifeden gelen elbise. Bir de halife sana menşur gönderir. Menşur. Yani devlet kurma izni. Hutbe, hilat, menşur. Bu üçünü bileceksiniz. Tamam. Saray görevlileri. Doğru dünya adam var tamam mı? Ve bunları çalışıyorlar. Cam eder. Padişahın bugün ne giysemcisi. Sarhenk ne bileyim yola çanımış. Çarşıdaki geri aşçıcı basıymış. Havacı salar yemek yap. Lan oğlum sana ne? Geçsin tarif öğretmen ezberlesin onları. Sana buradan sorduğu iki adam var. Üç adam var. Muhtesip Allah'ım. Valla sekizin sınıflara varıncaya kadar sordu Muhtesip. Tek bir şey bilinecek muhtesipten. Neyi bileceksiniz? Çarşı pazarı denetleyen görevli. Zabıta gibi bir şey. Kaç kere sordu bunu. Gene sorar. Yine sorar. Bir cepte. Kadı subaşı. Bizde fethedilen bölgeye hemen bu ikisi gönderilir. Kadı ve subaşı. Kadı din işleriyle ilgileniyor. Tamam. Subaşı da idari işlerle ilgileniyor. Şimdi burayı din görevlisi ayrı, devlet görevlisi ayrı. Hep ne diye anlattık biz burayı? Din ayrı, devlet ayrı. Kısmi layıklık vardır dedik. Ama Mebin bu seneki kitabı burayı şöyle anlatıyor. Diyor ki şu yasama yürütme yargı erkeni komple dahil etti. Bizde hükümdar yasama yürütme yargı hepsidir değil mi? Ağzından çıkan yasa istediği yürürlüğe girer. Doğru mu? E şimdi padişah adına taşrada kadı hangi gücü kullanıyor? Yargı gücünü kullanıyor. Peki padişah adına yürütme gücünü kim kullanıyor? Vali, sancak beyi bunlar kullanıyor. Demek ki taşrada Kısmi layıklık olduğu gibi, din işleri, idari işler ayrı olduğu gibi yargı ve yürütme de birbirinden ayrıdır yorumu çıkar mı? Çıkar. Bu MEB'in kitabına 2018 güncellemesiyle girdi. Belli mi olur? Verir paragraf sorar. Bilin burayı. Tamam. E, Atabeyi de zaten biliyoruz. Ne Atabey? Hükümdarın oğlunu yetiştiren görevliye ne deniliyor? Şehzade eğitmenine anladın mı? Melik eğitmenine Atabey deniliyor. Ama Büyük Selçuklu'nun hatası şuydu. Büyük Selçuklu oğlan Melik'e ve onu yetiştiren Atabey'e geniş yetkiler verdi. Lan abim biz de birine geniş yetki verirsen tamam mı? O anında böyle fırsatını zamanını bulduğu anda anında sana o tarihi cümleyi söyler. Buyurun aşk ile hep beraber hadelan tereyağı der. Sen ayrı devletsin ben ayrı devletim. Der. Anlayabildin yavru kurdum budur. Diğerleri hep aynı. Peki bir de divanı saltanat diye bir şey var. Bak burada da şunu bileceksiniz. Abi. Genel özetini geçivereceğim şimdi size. Tamam. Burada da şunu bileceksiniz. Bizde biz Türklerde yapılan işlem aynıdır. Sadece neyi değişir? Sadece adı değişir. Bu divanı saltanatın İslam öncesindeki adı kurultaydı. da bunun adı divanı saltanat oldu. Osmanlı'da bunun karşılığı divanı hümayun. Günümüze karşılığı Türkiye Büyük Millet Meclisi her türlü devlet işinin görüşülüp konuşulup karara bağlandığı yere biz ne diyoruz? Tamam. E tamam mı? diyoruz her şey burada bitiyor. Şimdi burayı Selçuklu birazcık ne yapmış? Birazcık spesifik alt başlıklara indirmiş. Ne onlar? Mesela divanı arz, ezberleme. Arz ederim efendim. Hangi işler? Askeri işler. Divanı tuğra, yazı çizi, yazışma, diplomasi işlerini halleder. Divanı istifa maliyenin hesabını veremeyince istifa etti. Divanı işrafta her türlü neye bakar? Her türlü denetlemeye bakar. Bak bunları böyle sormuyor tamam mı? Bunların günümüzdeki karşılığı divanı arz. 2016 o işte darbe girişiminden sonra kaldırılan tamam mı yaşa denk geliyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yaş Yüksek askeri şura vardı ya kaldırıldı. Askeri işler yapıyordu işte bitti. Divanı Tuğra sanki Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği gibi o da kaldırıldı. Divanı istifa mali işlere kim bakıyor günümüzde TBM adına Sayıştay bakıyor. Bak bunu vatandaşlık sınavında sordu. TBM adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarının mali denetimini kim yapar? Sayıştay yaparmış. E divanı saltanatta kim yapıyor? Divan istifa yapıyor. Divanı işraf ise her türlü denetlemeye bakıyor. Her türlü denetlemeye. Aynı günümüzdeki cumhurbaşkanlığına bağlı devlet denetleme kurulu gibi. Anladın abem? Abim yapılan işlem aynı sadece neyi değişir? İsmi değişir. Ben burayı böyle anlattım. Bunları sormada Tarihte çıkmadı bunlar. Gene gelmez gene gelmez kuvvet ihtimalle. Ama 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 bak Sayıştay soruldu. Devlet Denetleme Kurulu vatandaşlığın içinde soruldu. Anlaştık abim. Yattım attığımızda bu bitti. Bu kadar. Divan meselesi bu. Ordu. ha Orduyu da ikiye ayırırız biz. Hep ikiye ayrılıyor. Merkez ordusu, eyalet ordusu. Merkez ordusu dediğiniz başkenttekiler. Eyalet ordusu dediğiniz bu ikta. Tamam ben şimdi sana Gulemhane, Gulemhane Saray bundan bahsetmeyeceğim. Ben sana ikta'dan bahsetmeyeceğim. Ben sana bunun mükemmel halini söyleyeceğim. İlk işte ilkelik, kulamdır, iktidardır diyeceğim geçeceğim. Bunlar Osmanlı'nın neyine denk geliyor? Osmanlı'nın kapıkulları Osmanlı'nın tımar sistemine denk geliyor. Ne bu kapıkulu dediğiniz olay? Elin gavur çocuğunu küçük yaşta Devşirme olarak toplayıp tamam, agut almışın yaşlarında falan topluyorsunuz, onları devlete bağlı sadık birer kul olarak yetiştiriyorsunuz. Üst düzey görevlere de bu adamları getiriyorsunuz. Peki soru şu, niye Türk'ün çocuğunu almıyor da işte Cavurum çocuğunu alıp Türkleştirip İslamlaştırıp bunu yapıyor? İşte 47. kromozomdan dolayı. Hadi lan demesin diye. Ey bu videoyu izleyen kardeşim tamam mı? Sen atıyorum işte falanca oğulları imparatorusun Ben de senin vezirin Öküz Boğan Karay Celal Camışlı Paşa. Seni öldürür de başa geçer miyim? Valla hoplattırırım yemin ediyorum. Titrettiririm valla. Anladın? Mı? Ama Osmanlı bunu hiç duymadı. Gitti devşirmeyi aldı ki beni devirip de başa geçemesin diye. Bunun mükemmel hali kapı kulu ki Osmanlı'da çok ayrıntılı anlatıvereceğim size bunları. Tamam. İlkel Halif Selçuklu'da merkez, gulemhanedir. Biştegani denilen maaş alırlar. Bitti. Eyalet askerleri ikta Osmanlı'daki karşılığı tımardır. Tımar. Toprağı köylüye ver. Vergi alma. Asker al. Köy topraktan ne çıkar? Asker çıkar mantığıdır. Aynı sizin o Clash of Clans gibi. Size boş bir arsa veriyor da. Burada kara eksil üretiyor. Burada tarla takka. Burada taş ocağı. Burada bir şey. Herkes çalışıyor. Üretim yapıyor ki topraktan ne gelsin? topraktan asker gelsin. Bunun mükemmel hali tımar. Selçuklu'daki karşılığı nedir? İkta'dır. Ama şunlara takılmayacaksın. İkta'yı kim başlattı? Tımarı kim başlattı? Bunun cevabı yok. Akademik kaynaklar, bilmem neler birbirini tutmuyor abim. Hiç boş ayrıntıyla, bilmem neyle ne yapmayınız. Boğulmayınız. Genel yapıyı bilin, size yeter. Anlaştık. Bu kadar. Burayı Osmanlı'da çok anlatıvereceğim. Çok. Gündür geçiyorum sadece kulak ağaçlarla olsun yeterli. Hah topraklar hep ikiye ayrılır. Miri ve mülki olmak üzere. Miri devlete aittir. Mülkiler ise kişiye aittir. Bunlar son derece az. Niye kişiye toprak vermiyor bizimkinler? Lan verdiği zaman başına geleceği biliyor abem. Ne gelecek başına? Hadi lan tereyağı diyeceksiniz. İşte hele Osmanlı mülki toprak kimselere bir milimetre kare toprak vermiyor. Niye? Verdiğinde başına geleceği biliyor. Mülki topraklar iki tane öşriye Müslümana ait topraklar. Haraciye gayrimüslüme ait topraklardır. Az ama miri topraklar beni ilgilendiren bunlar. Has, iktal ve vakıf. Vakıf 2018'in KPSS lisans sorusudur. Tamam Has, ikta, vakıf dediğiniz has kime has? Padişah'a haslan, sultana haslan. Geliri doğrudan ona gidiyor. İktidardan ne geliyor? Asker geliyor. 2020, tövbe 2018, ön nisan sorusu. Osmanlı'nın tımar sistemi yapmasının, Selçuklu'nun iktidar sistemi yapmasının temel sebep nedir diye sordun. Temel sebep ne? Asker, abem asker. Ne kadar çok tımar, o kadar çok asker mantığı var. Vakıflar ise sosyal yardımlaşma ve hayır kurumları mı? Evet, bitti gitti. Bak işte al bu kadar bileceğin olay. Anlaştık abim. Genel yapıyı bilin yeterlidir sizin için. Peki vakıflarda özel harcamalar olur mu? Olmaz. Mesela vakıftan saray yaptırabilir misin? Köşk yaptırabilir misin? Hayır. Buranın geliri ihtiyaç sahiplerine, hayır kuruplarına, hayır kurumlarına ayrılmıştır. Karnın mı aç? İmarethane al vakıftır. Hasta mısın? Darüşşifa al vakıftır. Kalacak gidecek yerin mi yok? Yani al vakıfta her işler bunlarla yapılıyor. Burayı Osmanlı'da çok leşeleyeceğim. Osmanlı'yı ayran atacağım zaten size. Şimdi genel yapıyı bilin yeterli. Peki hukuk hep ikiye ayrılıyor dedik. Şerri hukuk, örfi hukuk. Şerri ne, örfi ne lan? Şerri dediği Kur'an-ı Kerim, Hazreti Kur'an-ı Kerim'in hukuku. Şeriat dediğimiz olay. Örfi hukuk ise Türk töresidir. Peki soru şu. Şerri hükümlerle örfi hükümler çelişirse kimin dediği olur? Abim şerri hukuk büyüktür, örfi hukuktan. Kur'an-ı Kerim'in dediğiyle törenin gidiği çelişirse Kur'an-ı Kerim'in dediği olurmuş. Bu bile devletin teokratik yapısını gösterir mi? Bu bile devletin dine dayalı yapısını gösterir mi? Gösterir. Bitti. Bu ka. Anlaştık. Peki şerif hukukun başında kadı var. Örf hukukun başında emiri dat varmış. Sadece isim bilin benim için yeterlidir. Peki geldim şimdi neye? Eğitime, bilime. Eğitim nerede? medresede. Bizde ilk medrese Karahanlılar açtı. Semerkant'ta Tabgat Burahan medresesi diye bildiğiniz. Sonra Selçuklular açtı Nizamiye medreselerini bildiğiniz. Bunlar bizim eğitime verdiğimiz neyi gösterir? Eğitime verdiğimiz önemi gösterir. Sonra Karahanlı döneminde şunları yazmadım var ya ama artık biliyorsunuz Satuk Burahan destanı İslamiyet'ten sonraki ilk söz seriniz destanınız. E, Kutat Kubilik, Mutluluk Veren Bilgi, Yusuf Has Hacip'in 50 kere soruldu. Divan-ı Türk Sözlük, Düşeyin e, Kaşkarlı Mahmud'un yazdığı 50 bin köre soruldu. Ata kayık hakikatlerin eşiği Edip Ahmet Yükneki'nin soruldu. Tek sorulmayan ne kaldı? Tek sorulmayan Hoca Ahmet, Hoca Ahmet Yesevi'nin <laughs> Hoca Ahmet Yesevi'nin divan hikmeti kaldı. Başka da bir şey yok. Bunu biliniz. Bilim adamlarından da abi dolu dünya neyimiz var? Dolu dünya. İşte Timur'da, Selçuklu'da falan, Nizam'ın falan. Dolu dünya adamımız var. Ama buradan bileceğiniz kıymetli arkadaşlar, bilim adamlarından mesela Harezmi oraya yazdım mesela bak Harezmi Harizmi mi sordu mutlaka şu iki kelimeyi verir bir sıfır iki cebir kendisini rahmetle anıyorum benim bugün böyle böyle gerilmemin sebebi rahmetli Harezmi'dir matematiği bulmuş mübarek toprağın bol olsun mekanın cennet olsun inşallah razim. Harezmi Farabi tamam Farah şeyle bilinir. Aristo'nun görüşlerini kafaya takmış. Onunla bilinir. Alfarab diye. Muallim-i Sani. ikinci örtmen. Bitti. Gazali'yi bize sorabileceği bir şey yok. Hep dikap ilahiyatçılara alan sınavında geliyor. Biruni bunu bu sene bekledim sormadı. Biruni Gazneli Mahmut buna sarayımın en kıymetli hazinesi diyor. Sarayımın en kıymetli hazinesi. Bu bizim eğitime verdiğimiz, bilime verdiğimiz önemi gösterir. Ve İbni Sina, 57 kere sordu ya. Gene sorar gene sorar. Bunları bak tarihte bekleme. Gelirse güncelde gelir. Aa, bu sene işte geldiği gibi İbni Batuta İbni Fadlan tamam mı? Hani mukaddime ile sordu ya ee, şeyi Batuta'yı şey diye ee, coğrafya kaderdir falan diye. Bak güncelde gelir. Biz hep orada bekliyoruz bu tarz şeyler. İbni da mesela tıp görürsen atla İbni Sina'ya. Ama şuna düşme. Bak şuna düşme. Osmanlı'nın tıp halimi, Osmanlı'nın tıp alimi Sabuncuoğlu Şerafettin'dir. Tamam? İbn Sina Büyük Selçuklu'da aralarında 200-300 yıl gibi küçücük bir ne var. Zaman farkı var. Sakınlıkla kesinlikle düşmeyiniz. Daha doğru dünya bizde ne var abi? Bilim adamı var. El er Cüzcani Azimut halkasını yapmış İbn Sina'nın öğrencisi. El Cezeri var Artuklularda sibernetiğin kurucusu. İbn Rüşd Averros diye bilinir. Aristo'yu tanıtmış. Bu Arabi Dirliş Ertuğrul'da oynuyor. Nasıl oynuyor ben de bilemedim. İbnül Haysem optik biliminin kurucusudur. Sosyal zeremine öğabete de soruldu. İbn Fadlan'ın rıhlesi var. Daha doğru dünya neyimiz var? Adamımız var ama beklediğimiz tarzda değil. Kıymetli kardeşler. Peki sanatta ise sanatta ise hat 2018 sorusu hat güzel yazı Arapçanın güzel yazılmasına ne deniliyor? Hat sanatı deniliyor. Bitti bu kadar. Ama bak her şeyin güzel yazılması hat değildir. Şu hat değil. Bu hat değil abim. Arap alfabesinin yani Allah'ın ayetlerinin güzel yazılması, hat süslenmesi tesittir. Birkaç arkadaş mesela şey yazmış. Göktürk anıtlarını, Yollu Tigin o kadar güzel böyle şeye de şeye de yazmış ki süsleye süsleye hangi sanatı kullandı diye sormuş Orhun abidelerinde. Cevabı hat tessip veriyor. Saf sanıyor ki her şeyin güzel yazılıp süslenmesi hat tessip değil abem. Arapçanın bak Kur'an ayetlerinin güzel yazılıp süslenmesi hattır, tesliptir. Diğer türlü güzel yazı sanatının adı kaligrafidir. Tamam hat soruldu. Tesibi hiç sormadı. Bak tesip hiç sorulmadı. Süsleme sanatı. İhtimal bak sorulmayan bir imarethane var. Bir de tesip var. Yani bu gelirse şaşırma. Minyatür orantısız resimler. 50 kere sordu. Yani minyatür. Şimdi bizde sanatımızda iki şey yok. İslamiyet'i kabul ettikten sonra bir resim yok, iki heykel yok. Heykel hep yok, hiç yok. Direkt put tapıcılık olur diye. Resime ise uydurduk neyle? Minyatürle. Orantısız bilmem ne falan resimler yaptık. Minyatür var. Ta Uygurlardan beri var. Bir de sormadığı burada gene soru olarak gelirse diye tamam mı? Ebru sanatını da. KPSS düzeyinde hiç sormadı. Bak çok bekledim ben Ebru'yu tamam mı? Adli idari hakimlikte sordu. Kaymakamlıkta sordu. Lan Sayıştay Danıştay da sordu. KPSS sınavında sormadı. Ey ÖSYM'cim biliyorum. Fake hesaplan sen de beni izliyorsun. Tamam mı? Bir teslimi sormadın. iki Ebru'yu sormadın. Üç imarethaneyi unuttun Allah'ım. Bu üçünden birini inşallah bu sene sorarsın. Tamam mı? Ebru suyun üzerine resim yapma sanatıdır. Hiç çıkmadı. Vitray sırça bunu da unuttum. Bunu da hiç sormadın. Vitray sırça cam sanatıdır. Bak yani soru gelirse şimdiye kadar anlattığım yerden soru gelirse kültür uygarlıkta tesip ne bu sorulabilir. Ebru, vitray sırça bunlar Osmanlı'da da gelebilir. Anladınız mı? İmarethane yani orada da gelebilir. Kaldırdı vakfı sordu ya. Sen neye çalışıyordun? Adam neyi sordu? Genel yapıyı bilin diyorum yavru kurtlarım. Boğulmayın boş beleş ayrıntısıyla ve Geldim neye bir de? Mimariye. Hiç uzatmayacağım bak. Genel özet geçelim. Zaten YouTube'da bunları ayrıntının dibine inerek ne yaptım ben? Anlattım size. Hatta resimlerini, filmlerini, fırıldaklarını, hikayelerini hepsini ettim. Anlattım. Tamam. Resim görselliği gösterdim. Bu ne? Bu hızlı bir tekrar dersidir. Tamam mı kıymetli kardeşler? Yani soru nereden gelir? Nereyi sorabilir? Nasıl edebilir? Ona dönük yapacağız. Ve mimari de. Hepsi var Allah'ın izniyle. Dini, sivil, askeri, mimar. Ne var lan bunlardan? Ne var? Cami diye bak. Ha burayı da sordu. Sen niye çalışıyordun? ÖSYM'nin neyi sordu. Bak. Dini mimar. Aşağıdakilerden hangisi? Dini mimariye girmez dedi. Cami, külliye, medrese, türbe, hamam mı dedi? Bir şey dedi. ÖSYM. Milletin kafa nereye gitti? Medreseye gitti. Acaba medrese dini mi, sivil mi, sosyal mi? Ye gitti. ÖSYM medreseyi neyin içinde alıyor? Dini mimarının içinde alıyor. Camiyi bildim. Medreseyi bildim. Tamam. Türbeyi bildim. Türbe bildik. türbede mezar. Kümbeti sordu. Selçuklu 2018 İslam sorusu. Selçuklu'nun İslam uygarlığına en büyük katkısı nedir dedi. Kümbet Türkmen çadırının şey, mimariye yansımasıdır. Tamam. Türbede daha çok din adamları oluyor. Kümbette de siyasiler oluyor. Aklına yattı mı? Anlaştık mesela Muhittin Arabi türbeye gömüyor. Alaaddin Keykubat'ı kümbet'e gömüyor gibi. Düşünün. Sordu, sordu soru buydu işte ve külliye. Defalarca soruldu. Arapça küll. İngilizce all, Almanca alles, daha İngilizcesi everything. Her şeyin içinde olduğu yapıya ne denir? Külliye denilir. Külliye. Yani cami merkezli yapıdır. Cami hemen yanında bir tane hamam. Karşıda medrese. Yanında imarethane. Şurada bir yerde aşevi. Şurada bir yerde fırın. Şurada bir yerde işte işte bedesteni. Işte ne bilen işte AVM'si, otoparkı, gratisi. Gratis yok lan bana göndermediğiniz bir tane krem. Tamam. Ha bunların olduğu yapılar bütün ne, ne deniliyormuş? Külliye deniliyormuş. Bu kadar. Kervansaray Han bu sene sorduğu soru işte. Ticaret yolları üzerindeki konaklama noktası dedi. Kervansaray Han. Bitti. La bizim Tarkan bile kurban oldu mu? Atıl kurt deyip kurtla beraber gidiyor. Giriyor hana. Vuruyor kapıya bak. Aynen böyle anlattım ha. Valla aynen böyle anlattım o şeyde de videoda da. Kaldırdı 2020 KPSS lisans sorusu. İşte vuruyor kapıya giriyor. Hancı bana et atıma ot kurda da su ver diyor. Sonra hancının kızı geliyor. Tövbe neyuzubillah. Orası ayrı. Tamam. Peki Kervansaray Han soruldu. Hamam neyi soracak? Gidip keselendiğin yer diye mi soracak? Kurban oldu mu yani hani? Darüşşifa sordu. Hastane Darül Afiye diye de geçiyor. Hastane demek. Kültür olarak Osmanlı anlatacağım. Köşkler, saraylar tek sormadığı ne kaldı la? Bir tek sormadığı imaret hane kaldı. Ne bu imaret hane? Aşevi dayı Aşevi hiç sormadı. Tekrarlıyorum. Ey ÖSYM'cim sormadığın yerler bir tesip süsleme sanatı sormadın. 2. Ebru sanatı. Sormadın suyun üzerine resim yapma. 3. Vitray sırça cam sanatı. Sormadın ve imarethane. Sormadın. Bunlardan birisi 2021 kepesese lisans sorusu olarak karşınıza gelecek. Abem dediydi dersiniz. Tamam. Geçen sene Kervansaray diye hopluyordum sordu. Önceki sene Kümbet diye hopluyordum sordu. Yani burada bir Atıyoruz tutuyor. Kalp gözümüz açık ellam. Tamam. Askeri mimar dedi. Ne lan bunlar? Kale, kule, burç, kışla, tersane. Tamam. Bunlar da askeri mimar. Soru. Aşağıdakilerden hangisi askeri mimar içine girmez? Kale, kule, burç, kışla, tersane, kervansaray. En fazla vereceği soru bu. Sen şunun peşindesin. Anadolu'daki ilk kale hangisi? Anadolu'daki ilk kuleyi hangi sultan yaptı? Burca ilk bayrağı kim dikti? Kışladan çıkan asker ne denilir? Tersanelerin görev... E, lan oğlum Lan şimdi bak yayındayız. 2000 kişiye söveceğim olmaz, tamam? Gerek yok. Peki bizimkinlerin mimaride de burayı da tarih sosyal sınıfçı arkadaşlar siz bilin. Diğerleri Anadolu'daki neri bilin. Bize onları soruyor. Karahanlı'nın Hanlı'nın mimarı Arap ata Harekkan, Ayşe Bibi Balaca Hatun deneme sınavlarında gelir. Örtmenim denemede bilemedim. moralim bozuldu. Ümüğünü sıkarın senin bak. Ben seni denemeye mi hazırlıyorum. Kuş. Ben sana denemenin cevap anahtarını veren. Ben seni nereye hazırlıyorum? Ben seni KPSS sınavına, 2021 sınavına hazırlıyorum ben. Tamam. E bunlar alanda gelecek cinsten sorular. Yok ÖSYM e sormadı abim. Yani hani belli sorunun nerede gelecek? Eleyin Yoksa tarih biter mi? Koca Türk İslam kültürü yugarlığını ben 3 videoda anlattım var. Şimdi bak yarım saatte ne oluyor? Bitiyor. Sorunun geleceği yere odaklanacağız. Yavru kurtlar. Yani o yüzden boğulmayacaksın ayrıntıda. Bunu sorar, bunu sorar, bunu sorar dediğimiz yer gelecek. Abeniz. Yani umarım inşallah galiba sanırsam. Yani gelir ama gelir. Hep geldi. Tamam. Gazze'de Zafer Kulesi, Arsül Felek Camii, Leşkeri Bazar ne bilen nesi. Bunlar sizlik değil. Büyük Selçuklu'dan. Öğrenci şunu ezberlecezle uğraşıyordu. Mescidi Cuma, Haydariye, işte Ribat Anışirvan. Bunlar ezberlecezle uğraşıyordu. ÖSYM'nin sorduğu soru. Büyük Selçuklu'nun İslam mimarisine en büyük katkısı nedir dedi. Kaldırdı cevabı ne verdi? kümbet verdi. Ben o sene hopluyordum valla bir tek bunu sormadın bir tek bu kaldı ne olur bunu sor diye. Bizim öğrencimize de yaz dedim ya çıkarsın diye bir şeyler yazıyor ya oraya da yaz dedim. Yani görürseniz işaretlen diye kaldırdı kümbeti sordu. Tabi çok bilenler ne işaretledi? Şadırvanı işaretledi abdest alınan yeri. Tövbe nevzu billah. Vallahi daha neler neler göreceğiz. Ellam dedim al. Al kültür yukarılık bitti yavru kurt bu kadar na işte al, al al bu kadar. Bunun sorularını da yazı verdiydim kısa kısa böyle şey yap verdiydim. İlteriş tamam buralardaydı o zaman gündüz ben yazıyorken geldi ve pis silmiş. Şuraya kaldırdıydım. Ne Allah'tan bunu silmemiş. Bu altta o üstteydi. Götürmüş dedim. Bitti bu kadar. Haftaya da ne halledeceğiz? Haftaya da abisinin gülleri Anadolu Selçuklu'yu halledeceğiz. Bak Anadolu Selçuklu'dan burada bir tane ne geldi? Soru geldi. Haftaya da Anadolu Selçuklu'yu hallettik mi? Bitti. Sonra Allah Osman, Osman. Osman geliyor. Osmanlı'ya bir şey bulmam lazım. Ne ne etsem, mı anlatsam bilemedim yani. Osmanlı böyle olacak. Tamam mı? Var mı şimdi sorumu? Sorun bakalım. Allah sizden razı olsun kurtlar. Keşke ders daha anlatsam keşke. Yani niye? Çünkü şimdi bunu bitirdik. Matematik ödevi burada bekliyor bizi. Onunla uğraşacağız. Tamam. Bir de üstüne fenden sürtünme kuvveti. Bilmem ne falan. Kapı gıcırtısı. Vidanın bir şeysi falan. Böyle ya. Hocam videolarda da yavru kurt diyorsunuz. Ben 40 yaşındayım. Tövbe ne billah. Alfa kurt. Diyeyim o zaman sana. Ha. İlk kez denk gelmiş. Adiyar Yafun'un English teacher. In English teacher. We begin uh, we began these lessons 3 weeks ago. If you want to join us, please say us the yavru uh, yavruna İngilizce. Ha? Bilemedim ya la. Yavru, yavru, yavru. Yavru, uh, little wolf. Sevgili İngilizcimiz. Hadi bakalım. Eğer Almanca istiyorsanız ya was ist da er, ich könnte Tamam hadi bakalım. Tamamen atarım mal, Acayip atarım. Eyvallah abim siz iyi ki varsınız. Fış, fotoğraf aldıysanız but almış da atayım da şey ederim ben. Seviniyor. Şş. Yeni bir galiba bu kız arkadaşı var. Bir şey var galiba. Oradan benden aldığı ekran görüntüsünü işte WhatsApp durumuna koyuyor. Hmm. Matematik ödevin özelde. Nasıl aten özelden kurban olduğumun EBA'dan ediyoruz ya. EBA şifresini veren çözeceğiniz mi lan? Matematik ödevi ha laptop'tan edeceğiz. EBA'dan. Ne yemin ediyorum ya. Vallahi billahi. Sıkıntı ya. Yok abim yok şey sağlam. İngilizcem sağlam Almanca atıyorum canım. Almanca kaba zaten atıyoruz ya. Almanca bilmiyorum ki ben. Ve hep aynı şey söylüyor. Masistas, İhmötra Benguh, İhliber, İhmöşen Gladbach, Eintracht Frankfurt, Bayern Münih, Mesut Özil diyorum yani. Hem dikkat edin sen anlarsın. Almancam yok ama İngilizcem sağlam elhamdülillah. Tabi bir işe yaramıyor. Eyvallah. Yok mu lan sorumuz derdiniz hadi. Ön lisans bu yıl olur mu? Abim, ön lisans şeyi meclisten geri döndü diye duydum ben de. Bilmiyorum aslı var mı, nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyorum valla. Tamam. Tarihe hiç başlamadım siz yetişir mi? Kırk kere yetiştirirsin Mehmet'im. Dersi kaçırdın mı? Çıkacak soruyu söylüyorum sana. Tesip, minyatür, minyatür Ebru, vitray, sırça, imarathane. Bu dördünden biri gelecek. Tamam. AYK seyirciler. Allah'ım TYT ayet ediciler. Gördüm seni Leyla söyle. Nur hemşerim. Eyvallah. Hocam sizce günlük günde kaç ders çalışmak verimli olur abi Lan abim onu eğitimcilere sorun lan. Olsa bir de seninle alakalı abi mi o? Bak bu dalga geçiyor. Ya tarihe yeni başlıyorum 2022 yetişir mi? Yetişmez abi. 2020, 2030'dan önce bitmez senin tarih. Yahu gayet edecek misiniz? Bunlar da başladı. Yeter yeter. TYT PTT'ciler çıkar burası. Burası ünitelerinizde var. Konstantin Karada, O ne lan? Aynı aynı abi sadece ne var? Derinlik farkı var. Sınıf ÖABT'e yok. Şöyle onun videolarını ya yani sınıf ÖABT'ciler siz izleyebilirsiniz abi bu yayınları. Ya zaten bak 2021 videolarını çekerken tamam mı abi? Ee, zaten söylüyorum bak bu soruyu 8. sınıflara sordu diyorum. 8'lere. Çünkü beni izleyen 8. E sınıf çocuğu da var. Tamam mı? TYT'ciler size de söylüyorum. İşte diyorum ki KPSS Genel Kültür Genel Yetenek lisans ön lisans bak size de böyle sordu. Burayı tarih ÖABT'de, tarih alanda, din kültürü A işte Dikap A ÖABT'de diye, sosyal ÖABT'de diye söylüyorum zaten. Tamam? Çünkü mesela ÖSYM'e ilkelerle alakalı. Tamam mı? Mesela ilkeler sorusunu ben yıllardır tutturuyorum ben. Tamam? Yıllardır tutturuyorum. Niye? Çünkü 8. sınıfta sorduğu soruyu TYT AYT'ye soruyor ilke sorusunu. Aynısını KPSS'de sordu. Tamam? Ya bu Sultan Selim aklında kalmış bak. Kesin o aşk hikayesi kalmıştır. Öyle yaş sınırı yok abi öğretmenlikte. Enerjinizin gerisini. Vallahi hiç enerjim enerjim de yok la. Vallahi yeter yoruldum ya. hiçbir şey yapmamaktan yoruldum ben. Sınıf öğretmeni ayrıntıya girmeye gerek var mı? Abem size tarihten 5 soru soruyor galiba. Bunun biri zor. Onun için de boğulma geç şeyi çöz. Fen, fiziği, kimyayı hallet. Adli idare hakimlik için izlen. Çok soru tutturmuşluğumuz var. Tamam. Ve bu sene bak gene aklınızda bulunsun. Tamam ya ger gerçi bunu haftaya söyleyeceğim. 2021 yılına girdiğinizde tamam. Ha 100. yıl olan Kurt Kurtuluş Savaşımızın 100. yılı. Mesela 2021 yılı İstiklal Marşı yılı kabul edildi. Yani ÖSYM 100. yılları soruyor. Az önce birisi anam belgesini sormadı dedi. Mesela tamam mı? Orta öğretimlere sordu anam belgesini. Yavru kurt. Anladın? Es geçmez ese yeme. Nefise sultan hikayesini anlatır mısınız? Nefise sungal sultan kim? Nefise sultan kim lan? Hocam Fethi'yi üstelik. Saldım gidin. Ağabeyim işte 2-3 hafta içinde bitireceğim onları. Yani siz de biliyorsunuz bak hafta sonları sokağa çıkma yasakları var. Gidemiyoruz Ankara'ya. Tamam hani gittim diyelim ne, ne halt edeceğiz orada. Yani hani Kral Yolu Persler mi Lidyalılar mı? abem ikisi de değil. Kral Yolu diye bir yol yokmuş artık. Ya kurban olduğum hala neyin peşindeler ya. Vallaha Kral Yolu sorusunu sordu sosyal bilgilercilere. Tamam ama soru çok açık net belliydi yani hani. Ha gevher nesibe. Ha tamam. Gevher nesibe başka be. Vallahi nasıl sevmiş ama içi yanmış yala. Vallahi. Evet gevher nesibe diyor. Sen git bir dene şeye aşık ol. Tamam. Tövbe nevzu billahi ya. Vallahi billahi. Acıklı aşk hikayesi dur ha. Abi abi bizi ayırdın sevenleri ayırma abi. Asker yolu gözleyenlerin gözünü yaşla bırakma abi demiş. Allah'ım ya nasıl ölmüyor bu Allah'a. Bir de o zaman gaza geldiydim öyle dedim onu ben. Tarih habete de Lidya aldı ama soru çok belliydi. Abim işte başkentleri sarttır. Tamam mı parayı bulmuşlardır. Kral yolunu yapmışlardır. Yukarıda özelliği verilen kim diye sordu. Yani çok bariz belli Lidyalılar. Ama Meb'in kitabı Lidyalılar değil Persler yaptı diye anlatıyordu. Bak gene dediğimize geliyor. Anladınız bu. Toplamda 90 olacak abi 90 video falan olacak. Tamam. Yayın söyler misiniz? Önce bir çıkmış soruları bir çözün. Gebermesi bir hikayesi. Gerçektir abim. Tamam. 90 video olacak kuvvet ihtimalle. Tiyatro oyunu yapın. abem ayarlan. Çağırın gelirim ben. Sıkıntı yok. Aha işte küçük yavru kurt kutalmış da var. Bir beni keşfedemedi ya. Buradan söylüyorum. Kuruluş Osman. Diriliş Ertuğrul. Uyanış Selçuklu'nun rejisörü, editörü, peditörü. Lan oğlum. Millet sakal bırakıyor. Bizim zaten hak daire tarafından var. Yani. Olarak nazar boncuklarım uçtu orada. Safeviler Türk dairecidir abi. Safeviler Türktür. Müslümandır. Resmi dilleri Türkçedir. Ama ama e, Şii devlettir. Aynı işte mezhepsel şey giriyor. Tamam Şii Sünni çatışmasından dolayı çok ne yapılmaz. İşte e, anlatılmaz. Aşina yeter mi? Abem aşinanın yanına bak. Önce bir çıkmış soruları bir çöz. Tamam mı? Arkasından aşinayı bir hüplet. Üstüne de evveliyatı çak. Tamam mı? Daha ne edeceksin? Bitti. Bu kadar. Kıpçaklar Türk mü diyor. Dan kim o? İsa. Lan! Kıpçak. Ne kıpçak? Kuman diyeceksin. Kuman. Kuman. Halis Polis Türk. Hasan Sabah Lan abim ben nüfus müdürü müyüm ya? O Türk müydü? O şey miydi? Tövbe nevzu billah ya. Allah'ım ya Rabbim ya. 1299 diyor. 1302 diye. Map kitapları güncelledi abim. Yok ÖSYM. Şey Osmanlı ne zaman kuruldu? böyle bir soru yok. Beklemeyin. Karşılıklı, Allah kahretsin onu. Mütekabiliyet o. Söyleyemiyorum. Hakikaten söyleyemiyorum onu. Tamam. Hadi gidin siz geyiğe makaraya sardınız siz ya. Valla bir, üç kişi. Yemin ediyorum el eliniz boşa. Çıkmış sorular. Aşına evveliyat Bitti. Tamam. İmarethane, aşebi, Gelin Isparta, Davraz Mahallesi'ne karnınızı duyururuz. Tamam. Osman. Eyvallah, eyvallah. Hadi bakalım. Hadi. Tamam hadi gidiyorum lan hadi ya. Hadi daha matematik ödev edeceğim ben. Allah kurban oldum. Allah kahretmesin ya. Valla. Hadi bakalım. Aynen öyle Cihat. Başladılar. E gitmiyor muyuz abim? Gitmiyor muyuz yani? Hani gidin hadi. Okul özledim ya diyor ya. Bak. Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanetsiniz. Hadi hepinizi seviyorum. Atıyorum hemen şimdi şeye. IGTV atıyorum. IGTV diyordum ben. Biri de dedi bana hocam ıktivi değil o. IGTV diye. Hmm. Hmm. IGTV işte. Allah Allah ya. Öyle yazıyor IGTV. Tövbe neuzubillah. Tamam. Hat. Hepinizi seviyorum. Yayını paylaşıyorum. Hadi bakalım. Haydi görüşürüz. La bir gidin. Aa şu an fotoğraflar geliyor, şeyler geliyor. Bunlar çıkmışlar bak ha. İksiz kapadım. Hayır sen kapat. Hayır. Hayır. Lütfen kapatır mısın? Lütfen hadi. Uyu hadi şapşik. Bizim açar gibi ettiniz. Hadi hadi. Hadi gidiyorum ben. Hadi hepinizi seviyorum. he. Good evening'ler Hadi Allah sizinle olsun. Hadi bakalım. Hadi gidin. Yep. Haftaya, haftaya ne anlatacağız? Haftaya, haftaya Anadolu Selçuk'la ha. unutma. Hayır görüşürüz bakalım.